Peki Aykut Bey, şimdi ben Girne'ye girerken görsellik itibarıyla Girne'nin o güzelliğinin bozulduğunu fikrine kapılıyorum. Örneğin çevre yolunun üzerinde böyle bir boydan bir boya, bir kilometre neredeyse uzayan, deniz gören yüzlerce ve binlerce beton yığını halinde daireleri görüyorum. Bu, yani siz bir emlakçı olarak ve bu işlerin içinde biri olarak oradan geçerken bir rahatsızlık veriyor mu? Tabii ki veriyor. Bu konu ne olması lazım? Evet, bu konu çok çok önceden planlamalıydı. Yani 3-4 arasında hiçbir plan yapamadık. Evet. Ancak güneydeki Rum komşularımız bu planlamayı kendi hakimiyetleri olan bölgelerde yapmış. 74 arasında yapma fırsatını değerlendirdiler. Biz getdolara kapatılmış bekledik 74'e kadar. 74'ten sonra da ganimet ya da fırsat ya da bir geçiş dönemi, ne derseniz deyin adına, Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti, KKDC, işte Türkiye'den gelen göçmenler, boş kalan evlerin yerleşim açılması falan derken biz bir karmaşa ve bir plansızlık dönemi yaşadık. Yani bu zamanı verimli değerlendiremedik. Ama bu 74'ten sonra biz boş, imara açılmamış, fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bu bozulmamış doğayı planlayabilsek, ona göre sahil şeridini, dağı, yüksek bölgeleri planlayarak, işte denize paralel değil, denize dik, işte denizden baktığınız zaman dağın silüetini bozmayacak, dağdan denize baktığınız zaman deniz sahil şeridinin suyla temas ettiği noktayı bozmayacak bir silüet yaklaşımıyla ele alsak, ki bu batıda böyle yapılır, İstanbul'da bu böyle yapılır, her yerde bu böyle yapılıyor. Yani değerli olan yeri maksimum bozmak, yani yatırımın önünü kesmeden doğayı, görüntüyü, silüeti en fazla korumak şekliyle yatırımın da önünü kapamayarak ana arterleri, tali arterleri, otopark sorununu bir bütünsellik şeklinde çözerek, örneğin Girne beyaz bölge eminlemesinde yüksek imar verilebilirdi, ancak denizden örneğin 500 metre içeride, dağdan, dağ eteğinden 500-600 metre içeride, yani 10 kat 20 kat binalar çıktıkları halde deniz silüetini bozmayacakları, dağ silüetine müdahale etmeyecekleri, ancak geniş parsellerde bol yeşil alan bırakılarak, bodrumlarda otoparklar çözülerek, oralara gelen yol arterlerini, tali arterlerini çözerek, otobanla bunları bağlayarak, Girne dışında örneğin 35'tir, %20'dir, 10'dur, %5'tir şeklinde dışarı çıktıkça bunu düşürerek daha sayfiye ve lükse, daha konforlu yaşama yönelik bir planlama. Şimdi hepsini özetledim bu şekilde ama çok harika, harika. Bütün dünyada bu böyle yapılıyor. Evet. Biz bütün bu zamanları es geçtik. Eğitimci, eğitimli olan insan kaynaklarımızı değerlendiremedik. Şehirciliğin yükünü çok fazla tuttuk. Bütün belediyelerin üstüne dağılması gereken planlama ve icraat olaylarını, yani sadece planlamayı şehircilik yapsa, icraatı 27'ye belediyeye dağıtsa, sadece planlamayla alakalı ciddi zaman enerji tasarrufu yaşayacaktı şehircilik. Ama bunu biz böyle yapmadık. Biz siyasilerle birlikte halk olarak bunu bir güç, bir erk olarak şehirciliğe verdik siyasiler üzerinden. Siyasiler de şehircilikle birlikte bu gücü belediyelere vermek istemedi. Çünkü belediyeler çok daha renkli, çok daha çeşitli, bağımsız belediyeler var, farklı partilerin belediyeleri var. Bu herhalde bu motivasyonlarla elimde tutayım bu gücü, elimde dedi, tutayım şeklinde bir plansızlık, doğal motivasyonu yeşertildi. Peki Aykut Bey, siz ayrı zamanda şirketiniz yani hem emlak danışmanlığı yapıyor, hem insanlara emlak alım satımı yapıyor, ama ayrıca yapsatçısınız da. Evet. O, biraz da o konuya ele alalım. Bu yapsat meselesi bir meslek midir? Nasıl bir şeydir? Ve Kıbrıslı Türk insanı birikimleriyle bu yapsatçıların yanına gitsin mi? Ne yapsın yani? Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat şirketimiz var. Emlakçıyım. Yaparsınız. Kayıtlıyım. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ayrı kurumsal hüviyetlerle. Yani emlak ayağımız ayrıdır. İnşaat ayağımız ayrıdır. Kadroları tamamen ayrıdır. Daha profesyonel, daha kurumsal bir çerçevede bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki ama yani bu mudur? Yolu bu mu? Yani yapsatçıya mı gidecek? Yoksa kendi evini kendi mi yapacak? Nasıl olacak bu? Yani şimdi bağımsız bilgi alması insanlarımızın bence çok önemli. Yani ilk önce ne almam gerekir, en uygunu bana nedir anlayabilmesi kendi ihtiyaçlarıyla alakalıdır. Kendi ihtiyaçlarına insanlar bildiklerini düşünürler. Ancak ihtiyaçla isteği karıştırırlar. İnsanlar hep isterim, dikkat ederseniz isterim, isterim, isterim diye yaklaşırlar. Aslında istedikleri ihtiyaçlar olmayabilir ve genelde ihtiyaçları değildir. Evet. İşte bize geldikleri zaman, işte 20 yıllık deneyimle ve doğru yaklaşım ve soru dinleme seanslarıyla biz onları dinliyoruz.
onların isteklerinin ihtiyaçlarına ne kadar örtüştüğünü, isteklerinin ihtiyaçlarıyla alakalı olup olmadığının analizini yapıyoruz. Onların bunun farkına varmasını sağlıyoruz ve daha doğru bir yatırım yapmasını veya yatırım yapmamasını. Çünkü yanlış, stratejik, hatalı bir yatırım sizi iflasa götürür, sizi sıkıntıya götürür. Biz bunu yapmak istemeyiz. Çünkü memnun kalamayan bir müşteri bir daha gelmeyecektir veya etrafına, etki çemberindeki insanlara bizi tavsiye etmeyecektir. Sürdürülebilir bir operasyon için doğru zeminde deneyime, bilgiye dayalı bir danışmanlık vermeye çalışıyoruz. Günün sonunda insanlar zaten kendi kararlarını kendileri verecek.